arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle önümde tuttuğum bakınız bu güzel yeleğimizi çalışacağız yeleğimizde farklı bir model uyguladık umarım modelimizi beğenirseniz bakınız bebeklerimiz için hem kız hem erkekler için çok uygun bir model erkek bebeklerimiz için de sarı örebileceğimiz gibi mavi ve tonlarında ya da farklı kahverengi tonlarında gri tonlarında ördüğümüz zaman çok şık olacak bir model tabi erkek bebeklerimiz için yapmış olduğumuz şuradaki beyaz yaka çalışmasını yapmayız ama yine bağcıklarımızı örebiliriz sonrasında ördük burası sonradan ilave edeceğimiz bir örgü olacağı için hiçbir mahsuru yok evet yeleğimizi örmek için yaka kısmından başlıyoruz önce robamızı tamamlıyoruz Roba kısmımızı tamamladıktan sonra şöyle görelim bakınız Modelimizi uygulamaya başlıyoruz. Modelimizde trabzanlarımız ve sık iğnelerimizi çalıştığımız sıramız var. Sıralarımızı birbiri ardınca takip ederek yeleğimizi tamamlıyoruz. Şöyle görelim. Büyükler içinde kullanılabilecek çok şık ve güzel bir model. Büyüklerde çeyiz yeleklerinde de kullanabileceğimiz hoşlukta bakınız. Şöyle gördüğümüz zaman. Evet yeleğimizin ölçüsüne bakalım. Şöyle mesurumu Yaka kısmından tutuyorum. Uç kısmında 32 santim olduğunu görüyorum. Yakamızın bulunduğu kısımdan alt kısma kadar 32 santim. Bir yaş, bir buçuk yaş civarı çocuklarımız için uygun bir yelek oldu. Birinci ipimi tamamen bitirdim. İkinci ipimden de çok az ördüm. Daha şu altlarda bir yerde geçişimi yapmıştım ama ipimi içeri gizlemişim. Yani şu kısımlarda bir yerde ipim yetmedi yeterli olmayınca ikincisine başladım. Evet bunu da dilediğiniz yaş grubu için büyütebilirsiniz. Büyütmemizi nasıl yapacağınızı da şu şekilde hatırlatmak istiyorum. Evet arkadaşlar ilk zincirimizi çektiğimiz bölümde bu bir. Bir buçuk yaş grubu için eğer iki yaş ve üzeri öreceksek burada bakınız ayarlamış olduğumuz zincirlerimizi trabzan sayısı için önceden belirliyorduk. Ve ona göre zincirimizi çekerken ayraçlarımızı takıyorduk. 2 dört tane daha fazla başladığımız zaman bakınız ön kısmı için 1-2-3-4-4 dört, dört, dört zincir ilave ettiğimiz zaman ön kısmı 2 ve üzeri için 3 yaş için yeterli olacaktır. Diğer taraflara da şöyle baktığımız zaman yine aynı şekilde kolumuza da iki tane ya da dört tane artışımızı yapabiliriz. Kol genişliğini istediğiniz e, genişliğe göre ayarlayabilirsiniz. Eğer kol genişliğini ayarlayacağımız zaman yaka kısmının biraz daha düşük olmasını istiyorsanız daha fazla kol ölçüsü örebilirsiniz. Ne kadar uzun örerseniz yaka genişliği yani yüksek, burası daha içte kalacaktır e, özellikle kız bebek yeleklerinde daha hoş durmakta. Evet buraya da fazla ördükten sonra yine arkamız için zincirimizi ayarlarken bakınız ayarlarken 6 tane eğer 4 yapıyorsak önleri arkaya mutlaka 6 yapmalız. Çünkü şöyle hesaplayalım. Her iki önümü büyütmek için ikisine de 4 yerleştirdiğim zaman 4 ve 4 8. Arkamıza 2 eksik yapalım arkamızı e, önümüzden her zaman için her ikisinin toplamından 2 iki eksik olsun. Eğer 10 yapıyorsak önümüzü 5 ve 5 yapıyorsak arkamız 8 olmalı. Bakın önlerin ikisinin toplamı arkasından sadece 2 eksiği yapıyoruz arkaya. 5 5 yaptığımız zaman toplamda 10 ediyor her iki önümüz 5 ve 5. 10 arkayı 8 yapıyoruz. 6 yaptığımızı düşünelim. Yaş büyüdükçe büyütüyoruz 6 ve 6 yapıyor isek 12 ediyor arkayı 10 olarak ayarlayalım ve bu şekilde istediğiniz yaş grubu için rahatlıkla büyütebilirsiniz. Büyütme işlemini yaptığımız zaman 4 yaş civarı çocuklarımızı ya da daha büyük yaş grubu için büyütürsek. Buradaki sıramız bu kadar da yeterli olmaz. 2 ya da 3 sıra daha ilave etmemiz gerekli. Şöyle bakalım. Bakınız yelek örgülerimizde hep robalarımızı örüyoruz. Daha sonra gövde kısmını kolumuzu birleştirdikten sonra geçiyoruz. Yaşlar büyüdükçe kol aralıkları da ona göre tabii ki büyüme gösterecektir. Sıra sayısını 2 ya da 3 sıra büyük yapalım. Eğer 4 yaşın üzerinde yapıyorsak 4 yaş ve üzeri 3 sıra büyütmemiz yeterli. Şöyle bakalım. Bakınız şurada size bir e, fikir olacaktır. Birinci sıradan itibaren ölçüyorum. Son sıraya kadar. Bakınız burada 12 santim şöyle ölçtüğüm zaman bakınız 12,5 santim olduğunu görüyorum. Eğer tabi daha büyük yaş grupları için biraz daha uzamalı. Evet modelimizde yerleştirdikten sonra aynı şekilde örerek ilerletelim. Zaten modelimiz çok çok kolay bir model. Örmesi de bir o kadar zevkli. Hem trabzanımız hem de sık iğnemizin olduğu bölümler birden ilerlemekte. Evet bu kadar açıklamadan sonra hemen modelimizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. Evet koza marka ipimi kullanarak örgüme başlıyorum. Koza Lüks Bebiş Soft Şöyle bakalım renk numarası 915 100 gram ve 335 metre anti peeling özelliği var. %80 akrelik %20 de poliamit özelliği var ve 2,5 numaralı tığımla örgüme başlıyorum. Hemen içten ipimi alıyorum. İç kısmından çıkarıyorum ipimi ve hemen zincirlerimizle örümümüzü başlatalım. bir tane düğümümü atıyorum sıkıştırıyorum ve önümüz için örmeye başlıyorum şöyle ilk zincirimizi lütfen rahatlatalım hemen buraya sıkıştırıp bırakmayalım başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane zincirimi çektim ve beyaz ayırıcımı 11. zincirimin içerisine takıyorum ve başlıyorum kolum için örmeye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 tane zincirimi de kolum için örüyorum ayracımı takıyorum tam 14. zincire şimdi arkamız için örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20. Tam 20 zincirimi de arkam için örüyorum ve sarı ayıracımı takıyorum. Bölümlerini hem zincirimizi çekelim hem de ayıralım. Şöyle ayıracımı düzeltiyorum ve başlıyorum kolum için 14 tane zincir çekmeye. 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12, 13 ve 14 tam 14. zincirimin içerisine geliyorum ve takıyorum. Son olarak 11 tane zincirimi çekiyorum. 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 bu şekilde tamamlıyoruz. Hemen zincirlerimizin ölçüsüne bakalım ve birbirimizin örgüsüyle olan farkı kıyaslayalım. Şöyle düzeltiyorum. İpimi yaklaştırınca çekmesini engelleyeyim. Şu şekilde yaklaştırıyorum. Evet şimdi mezurumu getiriyorum. İlmeğimin oradan tutuyorum. Ve diğer taraftan şu şekilde düzeltiyorum. 26 santim olduğunu görüyoruz. Zincirimizi şu şekilde tekrar yazılı göstererek hatırlatalım. Önümüzü 11 olarak zincirimizi çektik. Kolumuz 14, arka 20. Tekrar kolumuz 14 ve en son bakınız önümüz 11 trabzan hazırlamak üzere zincirlerimizi çektik ve zincirimizin üzerine trabzanlarımızı örmeye başlayalım 1 ve 2 zincir geriye gidiyorum bakınız 2 zincir ilave 2 tane zincirimi örüyorum tığımın başını doluyorum İkinci zincire geri geldiğim ikinci zincir içerisine giriyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum İki tane trabzanımızı ördük ve tekrar tığımın başını doluyorum her zincirimin içerisine birer tane trabzanımı örüyorum başını doluyorum giriyorum tığımın başını doluyorum ve ikili trabzan şeklinde örerek ilerliyorum bir ve iki Ayracımın bulunduğu yere kadar 11 tane trabzanımı örerek ilerliyorum. Zincir çekerek yerlerimizi belirginleştirdiğimiz için hiç sayımızda sıkıntı olmuyor. Evet şimdi bakalım. 2, 4, 6, 8, 10 ve 11. Tam 11 tane trabzanımızı ördüm. 2 zincirimi çekiyorum. 11. trabzan üzerine. 2 zincirimizi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. Ayracımı çıkarıyorum. Bakınız ayracım kolumuz için ördüğümüz zincirin yuvasında burada değil son olarak battığımız yere batmıyoruz ayracımı çıkarıyorum ve ayracımı çıkardığım yerdeki yuvanın içerisine giriyorum ve başlıyorum birer birer örmeye her zincirimizi bir defa örüyoruz hiçbir yere iki defa batmıyoruz bakınız birer birer ilerleyelim Evet şimdi sarı ayıracımın olduğu yere kadar geliyorum. Trabzanlarımı birer birer örerek sarı ayıracımın bulunduğu yere kadar geldim. Her ikisi de farklı zincirlerde bakınız trabzanlarımızın ve öreceğimiz bölümün. En son trabzanımın üzerine bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. Ayıracımı çıkarıyorum ve tığımın başını doluyorum. Çıkardığım yere giriyorum. Bakınız aynı yere batmıyorum. Her biri farklı zincir yuvalarındaki trabzanlarımızı Birer birer zincirlerimizin içerisine yerleştirerek pembe ayırıcıma kadar ilerliyorum ve arkamızı da bu şekilde örmüş oluyoruz. Bakınız pembe ayırıcıma kadar tığıma başını doluyorum, batıyorum. 1 ve 2. 1 2 Batıyorum, 1 alıyorum ve 2 kapatıyorum bakınız. 1 ve 2 Pembeye kadar ilerleyelim. Pembe arıcımın yanına kadar arkamızı da örerek ilerledim. En son trabzanımın üzerine bir ve iki tane zincirimi çekiyorum. Ayıracımı çıkarıyorum. Tığımızın başını dolayarak ayıracımı çıkardığım yere bakınız. Şu kısma geliyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. Her ikisi de farklı yuvalarda bakınız. Birer birer kolum için örmeye başladım ve ilerliyorum. kolum için ayırdığım yere kadar gelelim. Kolumuzu da tamamladık. Bakınız şuradan itibaren iki zincirden itibaren kolumuz için trabzanlarımızı birer birer ördüm. En son trabzanımın üzerine iki tane zincirimi çekiyorum. Ve ayracımı çıkardıktan sonra tığımın başını doluyorum. Ve hemen ayracımı çıkardığım yere girerek birer birer trabzanlarımı örüyorum. 11 tane trabzanımı çekmiş olduğum zincirimin üzerine yerleştiriyorum. İkili trabzanımızı örüyoruz. Son trabzana kadar birlikte örelim. Zincir çekerken ayırdığımız için çok rahat oluyor. Bakınız hiç kafamız karışmadan Evet tamamladık bakınız sayalım. Zincirimizden sonrası 2, 4, 6, 8, 10 ve 11. Bakın hiç problem olmuyor. Hemen üzerine 3 tane zincirimizi bu yönde çekelim. Ve şimdi şöyle örgümüze bakalım. Bu şekilde tamamladık. Önlerimiz, kolumuz ve arkamız. Şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım. 3 tane zincirimizi bitirdiğimiz yönde çekmiştik. Hemen örgümüzün arka yönündeyiz. Bakınız tersi düz yönü ise ilk başlangıç noktamızda düz olan bölüm. Şimdi tığımın başını doluyorum. İkinci trabzanımızın şu görmüş olduğumuz minik yuvasının içerisine bir defa başını dolamış olduğum tığı takıyorum ve örüyorum. Sıradakine aynı işlemimi yapıyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 ve 2. Trabzanlarımızı sırası ile örerek ilerletiyoruz. Başını doluyoruz. Yukarıdaki minik gözün içerisine bakınız. Şu kısma giriyoruz. 1 ve 2 şeklinde alıyoruz. Zincirimin bulunduğu yere kadar ilerliyorum. 2 zincirimin olduğu bölüm arasına kadar örerek geldim. Şimdi 2 zincirimizin bulunduğu yere 2 tane trabzanımı örüyorum ve önümüz için ikinci sıramızda 2 iki trabzanımızı artmış oluyoruz. 1 ve 2. Kaç tane trabzan örersek buraya artışımız ikinci sıra ve ön için gerçekleşecek. Şimdi iki tane zincirimi çekiyorum. İki zincirimi çektikten sonraki öreceğim bütün artışlar bu zincir içerisine kolumuz için olacak artışlar. Bir ve iki. İki artış önümüz, iki artış kolumuz için yaptıktan sonra kolumuzdaki aşağı sırada örmüş olduğumuz trabzanlar üzerinden Örmeye devam ediyorum. Birer birer örüyorum. Hiç atlamıyorum. Farklı bir işlem yapmıyorum. Buradaki zincir yerimize yani ayrım yerimize gelene kadar örüyoruz. Evet kolumu burada sağ tarafta artışını yaparak örmeye başlamıştım. Diğer zinciri ayrım yerine kadar geldim. Zincirimin içerisine iki tane trabzan örerek kolum için iki tane artışımı yapıyorum. Bakınız iki sağ taraftan iki de sol taraftan yaptım ve kolumuzu ikinci sırada 4 tane artarak büyüttük. Hem sağdan hem soldan 2 artırdığımız için 4 büyüdü. Şimdi araya iki tane zincirimi çekiyorum. Ve şimdiki artacağım iki tane trabzanımı arkamızı büyütmek için kullanıyoruz. Tığımın başını doluyorum. Yine zincir yuvasının içerisine giriyorum. Bir, bir tane daha, 2 Şimdi arkadaki bir önceki sırada ördüğümüz trabzanlarımızı birer birer örerek diğer zincirimizin olduğu ayrım yerine doğru ilerleyelim. Evet arkamızı örerek geldim. İki artışımızla başlatmıştım ve birer birer aşağıdaki trabzanlarımın üzerine batarak ördüm. Şimdi iki tane zincirimin olduğu ayrım yerime geldim. Tığımın başını dolayarak bir ve tekrar İkinci artışımı örüyorum ve hem sağdan hem soldan arkamızı ikinci sıramızda dört trabzan olarak büyütüyoruz. Bir ve iki tane zincir çekiyorum. Tığımın başını dolayarak şimdi kolum için iki tane artışımı yapıyorum. Zincirimin içerisine tekrar tığımın başını doluyorum ve kolumun trabzanlarını birer birer diğer ayrım yerine kadar örerek ilerliyorum. Bakınız ikili trabzanımızla bir iki alarak ilerliyoruz. Kolumuzu iki artışla başlamıştık. Bütün trabzanlarımı ördüm. İki zincirimin yanı başındayım hemen. İki artışımı yine yapıyorum. Bir tekrar iki. İki zincirimi çektikten sonra tığımın başını dolayarak yine bir iki önümüz için artışımızı gerçekleştiriyoruz ve birer birer trabzanlarımızı örerek tamamlıyoruz bu şekilde önümüzün tamamlanması birlikte ikinci sıramızı da bitirmiş oluyoruz ikişer artışımızı yaptık ve biraz genişletiyoruz roba kısmımızı en son trabzanıma kadar örerek geldim tığımın başını doluyorum son trabzanımı da ördükten sonra bir 2 ve 3 tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum öncesinde yaptığımız işlemimize bakalım Evet iki sıramızı bu şekilde tamamladık önlerimiz kollarımız ve arkamız bakınız gayet güzel oldu şimdi üçüncü sıramıza başlıyoruz üç tane zincirimizi diğer yönümüzde çekmiştik hemen örgümüzün devam yönünü ayarlıyoruz çeviriyoruz bakınız ve ikinci trabzan üzerinden örmeye başlıyorum birinci trabzanım zincir oldu ve ilerliyorum kesinlikle artış yapmayalım bakınız hepsinde birebir üzerlerine baktığımız zaman birebir olarak devam ediyor bu sıramızda da ikinci sıramızda yapmış olduğumuz işlemimizin aynısını tekrar ediyoruz trabzanlarımızı örüyoruz zincir yerimize geldiğimiz zaman ise iki tane trabzanımızı artacağız Evet zincir yerime geldim bakınız artış yeri ve ayrım yeri olarak kullandığımız bölüm hemen 1 ve başını doluyorum 2 2 tane trabzanım ördüm 1 2 zincirimi çekiyorum aynı yere tekrar 1 2 2 trabzan, 2 zincir iki trabzanımızı bir önceki sırada da örmüştük bakınız şimdi de aynı işlemimizi yaptık bu sıramızı ve birkaç sıra daha aynı şekilde artışlarımızı yaparak büyütelim robamızı yeterli ölçüye gelene kadar örmeye devam ettim şimdi sıralarımızı sayalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tam 9 sıra ördüm ve her sıramızda ikişer ikişer trabzanlarımızı arttık. Her sırada 4 yerden artıyoruz. Önle kol geçişi, kolla arka geçişi, arkayla kol, kolla ön geçişi olmak üzere her bölümümüzde artışlarımızı yaptık. Ve hepsinde gördüğümüz gibi ikişer ikişer artık hiç farklı artış yapmadık. Şimdi yeni sıramıza başladık. Yeni sıramızda sayalım. Burada artık kolumuzu birleştirme işlemine geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane trabzan ördüm. Ve 8. trabzanı bir defa daha örüyorum. Bakın 8'i 2 defa örerek bir tane artış yaptım. Tekrar saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 ve 8 8 tane trabzanımı ördüm şöyle görelim bakınız 8 trabzan ördüm bir tane çift ördüm 2 4 6 8 ördüm 8. bir daha örüyorum ve ikinci artışımızı yaptım tekrar başlıyorum 1 diye saymaya 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane trabzanımı ördüm tığımın başını doluyorum 8. trabzanımızı iki defa örüyorum ve başlıyorum 1 2 3 bakınız 3 tane daha trabzanımı ördüm bir tane de artma yerine giriyorum 4 Kol altımdan örüyorum. Bir, iki, üç, dört. Bakınız, dört tane zincirimi de çektim. Kol altımda bir tane daha ilave yapalım. Beş tane zincirimiz kol altı olsun. Şimdi buradan e, kaldığımız trabzanları, bakınız, çiftten sonra dört tane saymıştık arkaya 5 diye devam etmiyoruz. Araya 5 zincirimizi çektik. Burası burada kapanıyor artık. Burayla sadece artışımızı yaptık. Bakınız 1, 2, 3 tane trabzanımız artmış olduk. 5 tane zincirimizi çektik. Burayla arkalı, arkayı bağlantılı olarak ilerletmiyoruz. Kendi başına arkamızda da artışımızı yapacağız. Tığımın başını doluyorum 5 zincirimden sonra. Araya giriyorum. 1 tane trabzanım örüyorum ve 1 diye sayıyorum. 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane trabzanım ördüm bakınız ön kendi çapında arka kendi hepsi bağımsız bölgeler olacak Evet şimdi 8 bir tane daha ördüm artışımı yaptım yine 8 tane trabzanım örüyorum ve artıyorum Arkamızı örerek geldim 5 zincirimden sonra her 8. trabzanı 2 defa örerek artışımı yaptım. Şimdi 8'i ördüm artışımı yaptıktan sonra buradaki kol ayrım yerimize kadar birer birer trabzanlarımı örüyorum. Bakınız 2, 3 artık burasını tamamlamıyoruz. Tam eksik geldiği için kendisi burada kalıyor. Bir tane araya girdim ve başlıyorum 1 2 3 4 ve 5 5 tane zincirimi çektikten sonra büküyorum kolumuzu önümüz için hemen giriyorum ve başlıyorum saymaya her 8 trabzanımı 2 defa örüyorum 2 3 4 5 6 7 ve 8 her bölgeyi kendi arasında artırıyoruz. Bakınız 2, 4, 6, 8 ve 8'i bir defa daha örüyorum. Artışımı yapıyorum ve devam ediyorum. 8. iki defa örerek sıramızı tamamladık ve bu şekilde robamız bitti. Şöyle görelim. Düz bir roba şeklinde robamızı ördük. Kollarımızı ayırdık. Beşer zincirde kol altlarımızı ördükten sonra şimdi modelimizi yerleştirmeye başlayalım. İlmeğimi alıyorum. Ve bakınız arka yönde örgü önüne çevirmeden hemen en son bitirdiğimiz trabzan üzerine bir, iki, üç, dört tane zincirimi çekiyorum. Ve örgümün yönünü dört zincirimi çektikten sonra çeviriyorum. İki defa tığımın başını doluyorum. Bir tane trabzanı atlıyorum. İkinci trabzanın ana gövdeden yandan giriyorum. Bakınız iki defa başını doladım. Bir trabzan atladım. İkinci trabzanı yandan giriyorum. İkişer ikişer örüyorum. Bir, iki, üç. Üç trabzanımı yandan girerek ördüm. Lütfen burası önemli. Dikkat edelim bu kısma yandan girmeye. Tığımın başını iki defa doluyorum. Bir tane trabzan atlıyorum. İkinci trabzanımın bu kez tepe noktasına batıyorum. Diğerini yandan girmiştim. Bir atlıyorum. Sıradaki trabzanımın tepesine batıyorum. İki defa doladığım trabzanımı bakınız örmek için ikişer ikişer alıyorum. Ve aynı yere beş defa bu işlemimizi yapıyoruz. Birinci ördüğümüz trabzanımızla birlikte. İki defa doladım. 2 ve 3 2 defa dolayarak aynı yere 3. kez giriyorum. 1 2 ve 3. Tekrar aynı yere batıyorum. 1 2 3. 4 tane ördüm. Sonuncuyu örmek için yine 2 defa başını doladım tığımın. 1 2 ve 3. Evet 5 4 tane zincirimi çektim. 1 atladım. Yandan kabartılı bir şekilde örerek girdim. 2 defa dolamıştım. Tekrar bir trabzan atladım. ikişer defa dolamış olduğum 5 trabzanımı ördüm. Şimdi 1 2 3.'üye gelerek batıyorum. Bakınız 1 atlıyorum, 2 atlıyorum. 3.'e hiç zincir çekmeden gelerek batıyorum. Batmış olduğum yerden tekrar 2 tane tığımın başını doluyorum bir atlıyorum iki atlıyorum üçüncüye batarak ikişer ikişer dolamış olduğum ilmeğimi örüyorum iki defa doluyorum bir iki üç toplamda beş defa işlemimi tekrarlıyorum üç oldu şimdi dördüncüyü örüyorum ve beşinci örüyorum Şöyle görelim. 2, 4 ve 5. Bakınız. Arada zincir çekmedim. 2 atladım. 3. trabzanımın üzerine battım. 2 atladım. 3. trabzanımın üzerine batarak 2 defa başını doladığım tığımı 5 tane trabzan olacak şekilde ördüm. 2 defa tığımın başını doluyorum. 1 tane trabzanım atladıktan sonra ikinci trabzanım bakın hemen sıradakini atlıyorum. Diğer trabzanımı yandan girerek örüyorum. 2 defa dolamıştım 3 defa da alıyorum 1 2 3 arasına zincir çekmemiştim şimdi bir tane zincir çekiyorum 2 defa tığımın başını doluyorum bir tane trabzan atlıyorum ikinci trabzanı yandan girerek örüyorum 2 tane yandan kabartılı trabzanımı ördüm ve tekrar iki defa tığımın başını doluyorum. Zincir sadece iki kabartının arasında çektik. Bakınız diğerlerine zincir çekmedim. İki defa tığımın başını doladıktan sonra bir tane trabzan atlıyorum. İkinci trabzanımın üzerine toplamda beş tane trabzanı aynı yuvanın içerisine örüyorum. İkişer defa başını doluyorum. Bir ve iki. Yuvaya giriyorum. Bir, iki, üç. Tekrar Son kez aynı işlemimi tekrar ediyorum. 1, 2 ve 3. Trabzanlarımızın hepsini tamamladıktan sonra aşağıdan saymaya başlıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü trabzanımın üzerine gelerek sık iğne ile batıyorum. Tekrar tığımın başına iki defa doluyorum. Bakınız burada da batmıştık aynı işlemimizi. İki defa tığımın başını doluyorum bir tane atlıyorum iki atlıyorum üçüncüye gelerek batıyorum 5 trabzanımı aynı yere örüyorum ikişer defa başını dolayarak 3 defa da alıyorum bakınız 1 2 3 1 2 3 son kez kuruyorum Şöyle görelim bakınız. 3 ve 5. 5 tane trabzanımızı ördükten sonra bakınız burada yapmış olduğumuz işlem gibi yukarıda zincir çekmiyorum. Aşağıdan bir tane trabzanımı atlıyorum. Yandaki hemen onun yanındaki trabzanı yandan giriyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Yine bir atlayarak diğer e, sıradaki trabzanımı yandan örüyorum. Zincir çekmeden tığımın başını iki defa doluyorum. Bir trabzan atlıyorum. ikinci trabzana yandan giriyorum. 3 defa da örüyorum. Bir zincir çekiyorum. 2 defa tığımın başını doluyorum. Bir zincir çekmiştim. Bakın bir tane atlıyorum. Yandan 3 defa da alıyorum. Evet 2 tane trabzanımı yan yana ördüm. Tekrar 2 defa tığımın başını doluyorum. Bir tane atlıyorum. Sıradaki trabzanımın içerisine 5 trabzanla dolduruyorum. Aynı yere bakınız. Modelimiz çok güzel ve gayet kolay bir model. Birlikte inşallah hemen yapacağız. 5 trabzanımı ördüm. Şöyle görelim bakınız. 5 trabzanımızı ördükten sonra hemen sayıyorum. 1, 2, 3. İlk baştaki zincirimin olduğu yere gelerek batıyorum. Battığım yerden 2 defa başını doluyorum ve sayıyorum. 1, 2. Hemen 3. batıyorum ve örmeye başlıyorum. 1, 2, 3. 3 2 defa doluyorum 1 2 3 toplamda 5 defa işlemimizi tekrarlıyoruz daha büyük ya da daha küçük örseniz bile hiç fark eden bir şey yok sıramızı takip ederek ilerleyelim 4 defa ördüm 5. de örüyorum Evet 5 trabzanımızın ikincisine çalıştık. Hemen buradaki kabartılı işlemlerimizi yapmaya başlıyoruz. Tığımın başını iki defa doluyorum. Hemen ilk trabzanımızı kabartalım. Yandan girdim ve dıştan kabartalak ördüm. Bir tane zincir çekiyorum. Bir atlıyorum. İki defa tekrar tığımın başını doluyorum. Bir trabzan atlıyorum. Diğer trabzanımın tepesine batarak 5 trabzanımı örüyorum. ikişer defa tığımızın başını dolayalım. Evet 5 tane trabzanımı ördüm 2 kabartımdan sonra sayıyorum 1 2 3 3ü trabzanımın tepesine gelerek batıyorum 2 defa tığımımı başında doluyorum 1 2 atlıyorum üçüncüye gelip batıyorum ve 5 tane trabzanımı aynı trabzan üzerine örüyorum. İkişer defa başını dolamayı da unutmuyoruz. Modelimizi aynı şekilde kurarak biraz ilerlettim. Şimdi modelimizi şöyle bir dönüp bakalım ve e, hatırlayalım modelimizi. Şöyle görelim bakınız. İkişer kabartılarımız var ve modellerimiz iki tane 5 trabzanı araya kurduk bakınız iki kabartının arasına 5 trabzan iki atladım 3. sık iğne olarak battım 5 tane trabzanımızı ördüm kol altımıza modelimizi yerleştirmiştik bakınız iki tane modelimiz yan yana mutlaka gelecek şekilde ayarlayalım ve her model arasında da iki tane bu şekildeki trabzanlarımız olmasına dikkat edelim şöyle modelimizi tam bitirmeden kontrol edelim başlangıçta bakınız 4 zincirimizi çektik bir kabartı yaptık iki tane 5 trabzanı aralarında bir sık iğne örerek aynı gruba yerleştirdik ve daha sonrasında iki kabartılı trabzanımızı grup arasına yerleştirdik tekrar bakınız 5 trabzan 3 trabzan üzerine sık iğne tekrar 5 trabzanımızı ikişer trabzanımız kabartılı bir şekilde grup ortasına yerleştirdik kol altında yine aynı işlemimizi yaptık bakınız iki tane kabartı ve ortada iki tane 5 trabzanlı grubumuz şöyle gördüğümüz zaman modelimizi çok daha rahat anlaşılmak Evet şimdi diğer kol altına doğru gelelim aramızın sonuna doğru örerek geldim şu kısmı şöyle tekrar düzelterek bakalım bakınız kabartılı bölümlerimizi görmekteyiz diğer trabzanlarımızın olduğu yeri görmekteyiz şu şekilde durdurarak da modelimizi yerleştirebilirsiniz şimdi modelimizde dikkat etmemiz gereken en önemli noktalardan bir tanesi de her iki önümüzün eşit olarak ayarlanması tam olarak modelimiz bakınız 1 2 yarım var iki buçuk bu tarafa da aynı şekilde iki buçuk olarak modelimizi kurmamız lazım onun için arkadaki gelişimizi takip etmemiz lazım eğer arkadaki gelişimiz buradaki duruşa engel olacaksa sıralamamız mesela üç tane atlayacaksak iki tane atlayıp buradaki sıralamamızı aynı şekilde olacak gibi arkadan geçişi ayarlamamız gerekmekte şimdi şöyle bakalım bakınız arkadaki geçişlerimizi atlamamız gereken eğer eksik kalırsa birkaç tane modelimizi söküp hemen şurada eğer ne kadar eksiğiniz varsa yani ihtimal değildir ama ihtimal olursa bile bu şekilde davranmanız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Kesinlikle modellerimizin hepsi çözümlüdür. Çözümümüz asla bir şey yok. Bir geriye geliriz ya da bir ileriye gideriz mutlaka modelimizi yerleştiririz. Onun için lütfen sıkıntı yapmayın. E ee, fazla gelip az gelme durumunda kol altına doğru yaklaşırken ayarlamalarımızı yapabilirsiniz. Evet kol altımıza doğru yaklaştım bakınız kabartımı ördüm 2 tane 5 trabzanı yan yana örmem gerekiyor ve son olarak bakınız arkamızın birebir aynı olması için arkada da iki kabartıyla bitirmem lazım kol altına tekrar modelimizi yerleştireceğimiz önümüzün aynı olmasını istediğimiz için şimdi 3 tanesini ördüm aynı yere dördüncüyü örüyorum ve tığımın başını doluyorum, beşinci trabzanımı örüyorum. Beş trabzanımı ördükten sonra tığımın başını iki defa doluyorum, bir trabzan atlıyorum, İkinciyi yandan alarak örüyorum. Ve araya bir zincir çekiyorum, İki defa başını doladıktan sonra bir atlıyorum, batıyorum, yandan alıyorum. Ve bakınız, bu şekilde modelimi kurdum. Eğer eksik ya da fazla olacak olursa hemen şu kısımlarda geriye giderek ya bir ya iki atlayıp Mesela sadece iki trabzan kaldıysa şurada sayılarımızı farklı yaptıysak hiç önemli değil. Aradakini atlamayın. Hemen bunu da örerek devam edebilirsiniz. Yani her ikisini yan yana da örmenizde hiçbir sakınca olmaz. Şimdi modelimizin kol altı bölümüne bakıyorum. Bakınız kol altında hemen trabzanlarımı başlattım ve bitmeden sık iğne battım sonrasında üçüncü trabzanında diğer modelimi uyguladım burada da aynı işlemimizi tekrar edelim kabartımdan sonra batıyorum ve başlıyorum 5 tane trabzanımı aynı yere örüyorum İki defa dolamayı tabi unutmuyoruz 5 trabzanımız olana kadar aynı yuvanın içerisine örelim 3, 4 ve 5 sayalım. 3 ve 5 ikisi kabartılı bunların. Şöyle bakıyorum tekrar diğer kol altıma bakınız. Hemen batıyorum. Şöyle bitmesine yakın yere batıyorum. Sık iğnemi. Tekrar iki defa doluyorum. 1, 2, 3. 3. trabzanın üzerine gelerek batıyorum ve modelimi aynı şekilde kurmaya devam ediyorum. 4 ve 5. Şimdi 5. ördükten sonra bakalım. Bakınız. iki tane kabartımın arasına iki modelimi yerleştirdim ve hiçbir sıkıntımız olmadan ilerlemekteyiz. Lütfen ilk sıramızı sık sık kontrol edelim. Buradaki kabartılarımızın yerini değiştirip yanlışlık yapmayalım. 2 2 kabartı 2 trabzan 2 kabartı şeklinde bakınız. 2 trabzan 2 kabartı 2 trabzanlarımızı mutlaka kontrolümüz ettik ve artık ilerliyoruz bakınız 5 trabzanımı ördükten sonra iki defa tığımın başını doluyorum bir atlıyorum ikinciye yandan girerek trabzanımı örüyorum bir zincir çekiyorum 2 defa tığımın başını doluyorum bir trabzanımı atlıyorum diğerine yandan girerek kabartılı bir şekilde örüyorum ve ilerliyorum. İki defa tığımın başını doluyorum, bir atlıyorum, ikinciye batıyorum ve beş trabzanımı yan yana örüyorum. İki iki alıyorum, iki doluyorum. Bakınız, üçüncüyü ördüm, dört ve beşinciyi ördüm. Sayıyorum, 1 2 üçüncüye batıyorum. Bakın hiç zincir çekmiyorum. İki defa doluyorum, 1 2 üçüncüye batıyorum. 5 trabzanımı aynı noktaya örüyorum ve ilerleyelim sıramın sonuna doğru geldim fakat kabartılı trabzan ve en sondaki zincirden çektiğim trabzanı sizlerle birlikte örmek için bıraktım öncesinde kontrolümüzü yapalım hemen kol altlarına doğru bakıyoruz iki tane yan yana ortasında sık iğne olan trabzanlarımız ördük beşer trabzanımız iki kabartımız her iki kolumuzun yanında İki modelimiz yine 5 trabzan ortasındaki sık iğne bulunan bölüm. Tekrar iki kabartım, iki modelim, bir kabartım ve trabzanım. Hemen bir kabartı ve trabzanımızı sıramızın sonuna yerleştirelim ve modelimizin ikinci sırasına geçelim. Tığımın başını doluyorum iki defa. Bir tane atlıyorum yanındakine. 1 2 3, yandan örüyorum. Tekrar iki defa tığımı başını doluyorum. En son trabzanımı 1, 2, 3 bu şekilde örüyorum. Şöyle açıyorum ve genel olarak kontrolümüzü yapalım. Bakınız modelimizi şöyle kabartılar belli olmakta. Böyle kurduk. İnşallah sizlerin de herhangi bir sıkıntı olmadan. Kurmuşunuzdur. İnşallah e, işiniz rast gelmiştir. Bakınız, eğer bir veya iki fazla ya da az eksik gelirse şuradaki modellerimizin yerinde e, atlamalar da mutlaka oynayabilirsiniz. Kesinlikle hiç problem edip e, robamızı sökmeye ya da modelimizi tamamen sökmeye lütfen kalkmayalım. Kolun yakınında hemen şu kadar geriye gitsek bile hemen eksik ya da fazla ise ayarlamamızı yapalım. Eğer fazla gelirse bir fazla atlayarak yerleştirelim ya da e, ne kadar ilmeğe ihtiyacınız varsa çözüm olacaktır. Kesinlikle sökmeye yanaşmıyoruz. Yapıcı oluyoruz. Mutlaka oluruna bakıyoruz örgümüzde. Evet şimdi ikinci sıramıza başlayalım. Hemen tığımı takıyorum. Ve bitiş yönümde bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çeviriyorum. Düz yönden ters yöne geçtik. Burada bakınız Sık iğne olarak tamamlayacağız. Yalnız sık iğnelerimizi yandan ve arkadan girişler şeklinde yapacağız. Arada da 3 tane zincirimiz olacak. Şimdi bir tane zincirimizi ilk kenar trabzanımızın üzerine çektim ve hemen kendi tepesine battım. İlk bakınız. Trabzanın üzerine bir zincir çekip kendi tepesine battım. Araya bir tane zincir çekiyorum. Burada yandan dışa kabartılıydı ve burası şu görmüş olduğumuz kısım kabartının olduğu yer e, yeleğimizin ön kısmı. Bunun için yandan bakınız başını dolamadan bakın arkadan girdim şöyle bakın arkadan girdim alıyorum yine bunun kabartılı olmasını istiyorum çünkü tepesine batarsam ya da önden alırsam olmayacak kabartımızı yine kabartı şeklinde devam ettirebilmemiz için arkadan girmemiz gerekmekte. Başın dolamadım. Alıyorum ve kapatıyorum. Tekrar bir tane zincirimi çektikten sonra 5 trabzanımın olduğu bölüme geliyorum. 5 trabzanıma bakın bir tane zincirimi çektim. İlk trabzanımı örmüyorum. Geriye kalan 4 trabzanımı yandan girerek sık iğne şeklinde örüyorum. Bakın burası çok önemli. İlki atlıyorum. Bir zincir çekmiştim. İlki atladım. İkinciye yandan giriyorum. 1 yandan giriyorum 2 yandan giriyorum 3 ve yandan giriyorum 4 4 trabzanımı yandan girerek ördüm her iki trabzan arası geçişimiz var bakın sık iğnemizin olduğu bölüm sık iğnemizin olduğu bölümü 3 tane zincirimi çekiyorum 2 ve 3 3 zincirimizi çektikten sonra burada ee, kabartılının yanından başlarken ilk trabzanımızı örmemiştik. Diğer tarafa geçerken son trabzanımızı örmeyeceğiz. Hemen ilk trabzanımızdan başlıyoruz. Sık iğnemin yanındakinden hemen başlıyorum. Bakın sık iğnem üzerine 3 zincir çektim. Hemen ilk trabzandan yandan girerek örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Beşinci trabzanımı örmüyorum. Bunun için bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. İki tane kabartılı trabzanım bakınız. Arkaya doğru kabartılıydı. Bunun için şimdi biz arkadan giriyoruz. Tığımın başını dolamıyorum. Arkadan giriyorum. Dışa doğru yine kabartılı bir şekilde örüyorum. Araya bir tane zincirimi yine çekiyorum. Yine kabartılı olan trabzanımın sık iğnesinde kabartılı bir şekilde örüyorum. Bakınız yapmış olduğumuz işlemimiz bu şekilde. Kabartıları arkadan aldık. Diğer trabzanlarımızı yandan girerek aldık. Her iki trabzanımızın olduğu sık iğnemizle geçiş yaptığımız bölümümüzün üzerine ise 3 tane zincirimizi çektik. Şimdi biraz daha yapalım. Daha pekişecektir. İkinci kabartımı ördükten sonra bir tane zincirimi çekiyorum. Kabartıların öncesinde ve sonrasındaki trabzanlarımıza yandan girişi yapmıyorum. Bir zincir çektim ve ilk trabzan atlıyorum. Bakınız grubun başı ve sonunu örmüyorum. İlk trabzanı atlıyorum. İkinci trabzana yandan giriyorum. Bir, ikinciyi örüyorum. Üçüncüyü ve dördüncüyü ördüm. Beş tane trabzanımızın ilkini örmedik. Beş tanesi, dört tanesini ördük. Araya diğer gruba geçeceğim. Bakınız ortada sık iğnem var. 3 tane zincirimi çekiyorum. 1-2-3 Ve başlıyorum. Hemen yandan 1-2-3-4 5. trabzanımı örmüyorum. Onun yerine bir tane zincir çekiyorum. 2 kabartılı trabzanımı görüyorum. Arkadan giriyorum. Kabartımı ve bir tane örüyorum. Diğer kabartıma geçmek için arada bir zincirimi çekiyorum. Diğer kabartıyı yine ardından girerek örüyorum. Bir zincir çekiyorum. 5 tane trabzanımın kabartıdan sonra geldiği için ilkini atlıyorum. İkincisinden 1 diye sayarak başlıyorum. 1 2 3 4 Sık iğnemin olduğu yeri görüyorum ve 3 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar Bakın 5 kabartanın hemen ilkinden başlıyorum. Zincirimden sonra gelen ikinciyi örüyorum. Üçüncü, dördüncü ve kabartılığın yanındakini hemen bakınız atlıyorum. Atlarken bir zincirimizi unutmuyoruz. Arkadan giriyorum. Bir, bir zincirimi çekiyorum. Kabartanın diğer ardından yine giriyorum. ikinci kabartanın ve örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Beşer trabzanımızın ilkini atlıyorum. Grup başı ve grup sonunu örmüyoruz. Yandan giriyorum. İlkini atladım. Bir zincirimi unutmadım. Ve örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Sık iğnemi gördüm. Hemen 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Sık iğnemden sonra gelen ilk trabzanım örüyorum. 1, 2, 3 ve 4. Buradaki görmüş olduğumuz son trabzanımız için onu örmüyoruz. 5. bir zincir çekiyoruz. 2 tane kabartılı düz kabartı olan trabzanlarımızı ardından girerek sık iğnemizi o şekilde örüyoruz. birinci ördükten sonra zincirimi çekiyorum. İkinciyi de aynı şekilde örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Birinci trabzanı atlayıp ikinciden başlıyorum ve bu şekilde sona kadar ilerleyerek devam edelim. Evet, modelimizin ikinci sırasını da yerleştirdik. Son kısmı birlikte yapıp üçüncü sıraya başlayalım ve modelimiz e, yeleğimiz tamamlanana kadar aynı şekilde devam edecek. Bir trabzanlardan oluşan sıramız düz yönde, ters yönde ise sık iğnelerden oluşan sıramızı örüyoruz ve istediğimiz ölçü gelene kadar örgümüzü örmeye devam ediyoruz. Sadece iki sıra trabzanlarımız ve sık iğnemizin olduğu sıra şimdi. Son bitişi birlikte yapalım. Evet şimdi 4 tane trabzanımı örmüştüm. 5.si Beşincisi kalıyor. 5.sini örmüyoruz. Çünkü bir tane kabartılı olan trabzanımız burada. Bir zincirimi çekiyorum. 4 trabzanımdan sonra kabartının ardından giriyorum ve bir tane sık iğnemi örüyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen ilk 4 zincir çekerek başladığım yere gelip batıyorum ve bu şekilde ikinci sıramızı sık iğnelerden oluşan sıramızı bu şekilde tamamlamış oluyoruz şimdi üçüncü sıramıza geçelim yine bitiş yönünde bakınız çevirmeden 1 2 3 ve 4 tane zincirimizi çekelim örgümüzün yönünü çevirelim örgümün yönünü çevirdikten sonra bakınız yine hemen kabartılı bölümü görüyorum ama üstte de sık iğne var bakınız iki defa tığımın başını doluyorum sık iğnenin olduğu yerden yine yandan girerek düz yönde yandan giriyorum ve başlıyorum ikişer ikişer örmeye Evet bir tane zincirimi çekiyorum bir zincirimi çektikten sonra şurada bakınız hemen dibinde boşluğumuz yani bir zincirimizin olduğu bölüm vardı İki defa tığımın başını doluyorum buradaki bölümümün içerisine girerek 5 tane trabzanımı buraya örüyorum bir zincir çekmiştik hatırlıyorsanız bir tane örmemiştik bir zincir çektiğimiz yer Evet iki tane ördüm 3 4 ve 5 5 defa trabzanım ördüm 4 zincirin yandan girerek kabart ördüm ve 5 tane trabzanımızı ördükten sonra herhangi bir şekilde zincir çekmeden bu kez bakınız 3 tane zincirimin olduğu yere gelerek batıyorum sık iğnemle Tekrar tığımın başını iki defa doluyorum. Yine bakın tam kabartının yanında bir zincir çektiğim yer vardı. Son trabzanımızı örmemiştik. Üzerindeki yer. Buraya giriyorum ve 5 tane trabzanımı buraya örüyorum. İkinciyi ördüm. İkişer ikişer alıyorum. Üçüncüyü ördüm. Dört ve beş. 5 tane trabzanımı bu şekilde ördüm. Hemen iki defa tığımın başını doluyorum. Yandan bakın nasıl sık iğnemiz vardı. Sık iğnemizin olduğu yerden yandan girerek örüyorum. 1, 2, 3. Araya bir zincir çekiyorum. Tekrar 2 defa başını doluyorum. Sık iğnemin olduğu yerden yandan girerek kabartılarımı örüyorum şekilde bakınız. Bir tane zincirimi çektikten sonra hemen bir zincirin olduğu yere iki defa tığımın başını doluyorum. 5 tane trabzanımı bu noktada örmeye başlıyorum. Birinciyi ördüm. İkinciyi örüyorum. Üçüncüyü örüyorum. 4 ve 5. 5 trabzanımı ördüm 5 trabzanımı ördükten sonra ortadaki 3 tane zincirin olduğu yere gelerek batıyorum tekrar 2 tane tığımın başını dolayarak hemen 2 tane kabartanın yanındaki bakınız 2 kabartımın yanındaki bir zincire batıyorum ve 5 tane trabzanımı örüyorum her seferinde ikişer başını dolayalım 3 4 ve 5. 5 defa başını doladım bakınız. Bu şekilde. iki defa tığımın başını doluyorum. Yandan girerek örüyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Yandan giriyorum ve bu şekilde modelimizi ikinci kez kurduk. Dönüşte de sık iğneli olan sıramızı örelim ve aynı düzen üzerine modelimizi biraz büyültelim. Modelimizi uyguladıktan sonra yeleğimizi örmeye devam ettim. Bakınız iki tane kabartılımız, kenarında da beşer tane trabzanımız, ortada üç zincirimizi örerek her grubumuzu kendi içerisinde tamamlayarak bir sıra trabzan, bir sıra sık iğne olarak ördüm. Şu ana kadar 2, 4, 6, 8 ve 9 sıra ördüm. 9 e, sıra yeterli değil e, yeleğimin uzunluğu için birazcık daha uzatmaya devam edeceğim. Ve örüyorum bakınız birlikte biraz örelim. 5 tane trabzanımı örüyorum. Bir kabartımdan sonra 5 trabzan. 5. trabzanımdan sonra 3 zincirimin tam orta yerine gelerek batıyorum. Hemen 2 defa başını doladıktan sonra bir zincirimin içerisine giriyorum. 2 defa dolamış olduğum tığımı tekrar 5 defa buraya trabzanımızı örelim. 4 ve 5. 5 defa ördükten sonra bakınız 2 defa yine tığımın başını doluyorum aradaki sık iğnemizde yandan girmiştik hemen ikişer ikişer örüyorum her iki kabartımın arasına bir zincirimi mutlaka çekiyorum unutmuyorum tekrar iki defa tığımın başını dolayarak yine sık iğnemin olduğu yere yandan girişimi yapıyorum ve örüyorum iki defa tığımın başını doluyorum hemen bakınız bir zincirim orada hazır 5 tane trabzanımı dolduruyorum. Eliniz alıştıkça çok çok sıkı yani e, seri bir şekilde öreceksiniz. Alışınca rahatlıyor. Evet şimdi bakalım 4 oldu. 5.yi de örüyorum ve bu şekilde bakınız 2 tane modelimi sırt sırta verdim. Hemen biraz önce başlamış olduğumuz gibi 3 zincirime sık iğnemle battım ve bu şekilde örmeye devam edelim. Yeleğimiz istediğimiz ölçü olana kadar örmeye devam ettim. İstediğimiz ölçüye ulaşınca hemen yaka kısmını uç kısımda bu kısmı tamamladıktan sonra bakın son kapanışı sizlerle birlikte yapmak istedim. kapanışımızı da yaptıktan sonra yeleğimizin yaka kısmını birlikte örmeye başlayalım. Öncesinde kaç sıra ördüğümüze bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Toplam 12 sıra yeterli oldu. Santimetre olarak ölçüsüne bakalım. Şöyle baktığımız zaman 20 santim tam robada alt kısmı. Evet, dilediğiniz uzunluğa kadar örebilirsiniz. Şimdi uç kısmı her zamanki bakınız örerek tamamladım. 4 tane trabzanı ördüm. Beşinciyi örüyorum. 2 defa doluyorum şuradan sık iğnemin olduğu yerden girerek 2 defa dolamış olduğum yeri örüyorum daha sonra yine 2 defa giriyorum ve trabzanımı örüyorum 1-2 zincirimi çekiyorum son sıramızı artık yapıyoruz Yünümüzü çevirelim ve bütün trabzanlarımızın arasına tığımın başını dolayarak giriyorum 1 başını doluyorum diğerine giriyorum başını doluyorum. Bakınız ana gövde arasına giriyoruz. Yukarıya değil, tepe noktasına değil. Şunu dolayarak örelim. Bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Ve bitişimiz olacak. Trabzan aralarıma giriyorum. 1 ve 2 defa örüyorum bu kısmı. Bakınız iki defa ördüm. Tam ortadaki bölüme yine alttan girerek batıyorum tekrar tığımın başını doluyorum 1 ve 2 araya giriyorum hepsinin arasına birer birer örelim şuradaki tam orta kısmı yine altından girerek alalım diğer kısımda birlikte çalışalım yine Derseniz şu noktayı bir defada da alabilirsiniz. Bakınız bir defa alıyorum. İpimi hemen açıyorum. Tekrar tığımı başını doluyorum. Bakınız alttan giriyorum. Alttan girerek batıyorum. Tekrar bir defa doluyorum. Bu noktaya dilerseniz bir defa da örebilirsiniz. Eğer e, ilmeğimiz geniş kaldıysa 2 geçiş olduğu için. Eğer darsa bir defa yeterli olacaktır. Evet devam edelim. Tırabzanlarımızın arasına birer birer tam iç kısımlarına örerek ilerleyelim. Başını dolayalım. Atalım. Evet bakınız. Her trabzan arasına bu şekilde örelim. Ve yeleğimizin uç kısmına gelerek tamamlayalım. Yeleğimizin alt kısmının tığlama işlemini yaptıktan sonra şimdi üst kısımda yani düğme dikeceğimiz bölümden aşağıya doğru kenar tığlamasını çalışalım. Yakayı daha sonra çalışacağım için yakaya geçmiyoruz. Hemen trabzanımızın olduğu yere girelim ve bir tane öncesinde çektiğimiz zincirimizle hemen başlatalım. İki zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak aynı şekilde tek seferde çekiyorum. Bir zincirim bir de tığımın başını dolayarak çektim. İki defa ördüm. Yandan ilerliyorum. Her trabzanıma ikişer defa başını dolayarak batıyorum. En sondaki trabzana giriyorum. Bir. En sondaki trabzana giriyorum. İki. Ve aşağı doğru iniyorum. Arkadan bakınız ipimi de gizlemeye çalışıyorum. 2 tekrar 1 ve tekrar 2 yandan ikişer ikişer örerek gövde kısmına doğru ilerliyorum 1 ve 2 1 ve 2 trabzanlarımızı ikişer defa örüyoruz burasını düğme yapacağımız bölüm olarak kullanacağız Evet şöyle görelim İkişer ikişer ördüm aşağı modelimin olduğu bölüme doğru geçiyorum bir tane kabartılı bakınız kabartılının yanındaki bölüme giriyorum tığımın başını doluyorum 1 2 ve 3 3 defa ördüm tekrar tığımın başını doluyorum sık iğneli bölümü atlıyorum 3 3 defa da buraya girdim tekrar sık iğneli bölümü atlıyorum 1 2 ve 3 sık iğneli bölümleri atlayarak bütün trabzanlarımızı üçer üçer başını dolayarak aşağı doğru ilerleyelim 2 3 tekrar bakınız diğerine geçiyorum şöyle göreceğimiz zaman bakınız üçer üçer bu uzun trabzanlarımız örüyoruz. Aradaki sık iğneli bölüme batmıyoruz ve aşağıya kadar devam edelim. Evet en son bakınız bitirmiş olduğumuz alt sıranın bulunduğu yere kadar geldim. Alt sırada bitirdiğimiz noktanın uç kısmına girelim. İpimizi şöyle içerisinden geçirelim. Bir tane düğüm atarak bu kısmı tamamlayalım ve ipimizi keselim. Daha sonrasında içeriye alalım. Şimdi diğer bölümümüzü örmeye başlayalım. Evet diğer yönde iliklerimizi çalışacağız. Bakınız 3 tane iliğimizin yerini hazırladım. Şu şekilde hazırlama yaptım. Bakın 1 ile 2'nin tam arasındaki bölüme birinci iliğimi açıyorum. Birinci iliğimden sonra bakınız ikinci e, trabzan sırasını 1 diye sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. trabzan sırasına ikinci iliğim için işaretimi taktım. İkinci iliğimden sonra yine aynı sıradan saymaya başlıyorum. Bakınız 1, 2, 3, 4, 5. En son robamızın sırasına da 3. iliğimizi açıyoruz. İsterseniz iki ilikle de çalışmamızı yapabilirsiniz. Ama 3 robada güzel duruyor. Alt tarafı kullanmayacaksak alt tarafa da yapmayı düşünmüyorum. O yüzden hemen şöyle düğümümüzü atalım. Üst kısımdan örmeye başlayalım. İlk trabzanımın olduğu yere girişimi yapıyorum. Bakınız şu şekilde bir tane zincirimizi çekelim. Girişimi yaptıktan sonra şu ipimi alıyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir defa giriyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir defa daha örüyorum. İki defa ördüm. Bir tane zincirim ve iki defa başını dolayarak battım. İliğim için ayırdığım yerdeki ayıracımı çıkarıyorum ve 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 kullanacağımız düğmenin büyüklüğüne göre biraz daha artırabilirsiniz. Tığımın başını doluyorum. Hemen batıyorum. Ve birinci iliğim bu şekilde açıyoruz. Yanına bir defa başını dolayarak batıyorum. Ve ikişer ikişer ilerliyorum. Diğer iliğimiz için uygun olan yere kadar devam edelim. Evet. Şimdi ayracımın olduğu yere geldim. Çıkarıyorum. 1 2 3 tane zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum bir defa giriyorum ve ikinci ilim için hazır olan yeri açıyorum tığımın başını doluyorum bir sonraki yere girerek iki defa batıyorum diğer trabzanımı bütün trabzanlarıma ikişer defa batıyorum bakınız kendisi düştü bakınız 1 2 3 tığımın başını dolayarak hemen Şuradaki birleşme noktasına batıyorum ve üçüncü iliğimi de bu şekilde açıyorum. Bir, iki, üç ilik çalışmamız bu şekilde tamamlandı. Şimdi aşağıya doğru örerek ilerliyorum. Tıpkı diğer tarafta yaptığımız gibi üçer üçer dolduralım. Sık iğneli bölüme batmayalım. Eğer zinciriniz ya trabzanız biraz daha genişse üç değil dört olarak da örebilirsiniz. Onu şöyle baktığınızda anlayabileceksiniz. Şimdi ilerliyorum. İki, 3 sıra sonuna kadar devam edelim. Şimdi yakamızı örmeye başlayalım. İlik bıraktığımız taraftan itibaren örmeye başlıyorum bakınız. ilimiz için hazırladığımız bakın kalan ipimizi ve diğer beyaz ipimizi şuradaki iliğimizin en son başlangıç tarafı diyelim bu taraftan geldiğimiz zaman o kısma girelim ve örmeye başlayalım. Bir defa giriyorum. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. İki tane daha ilave ettikten sonra bakınız 5 tane zincir oldu aynı yere batıyorum bir tane V'yi kuruyorum tığımın başını doluyorum 1 2 3. trabzan aralığına bir tane trabzanımı örüyorum şöyle arkadan iplerimizi de gizleyelim Tekrar araya zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. 1 2 üçüncüye giriyorum. Bir tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2 zincir çekiyorum. Aynı yere giriyorum. Araya zincir çekmiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1 2 3. trabzan arasına bir tane trabzanımı örüyorum. Bir tane ve bir trabzan, bir ve bir trabzan şeklinde örerek alt zeminimizi hazırlıyoruz. Tığımın başını doluyorum. Hemen V'min yanına giriyorum. Bakınız burada 3 olarak atlamadık. Beğimin yanındayım. 2 zincirimi çekiyorum. Aynı yere batarak beğimi kuruyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. aralığa giriyorum. 1 trabzan. Tekrar 1, 2, 3. batıyorum. 2 zincir aynı yere batıyorum. Bir trabzan 1 ve bir trabzan 1 ve olarak diğer yaka başına kadar gelelim. Evet, diğer uç noktaya doğru geldim. Bakınız diğer önümüzdeyiz. Buradaki önümüzde birebir kurulumumuzu aynı yapalım. Denk gelmesi ya da gelmemesi durumunda birkaç trabzan ileri geri alarak ön kısmımızı birebir aynı ayarlayalım. Bakınız aramızdan sonra bir tane trabzanım vardı. Şurada baktığımız zaman aynı yerdeyim. Buna lütfen dikkat edelim ya geriye ya ileriye bir şekilde alarak ayarlamalarımızda bulunalım evet şimdi tekrar tığımın başında oluyorum 1-2-3'e V'mi kuruyorum 2 zincirimi çekiyorum 1-2-3 bir tane trabzanımı örüyorum 1-2-3 V'mi kuruyorum ve en son V'mizi de bu şekilde kurduk bakınız V ile başlamıştık V ile kurduk 2 tane V'miz var ön kısımda. Evet trabzanımı kapadıktan sonra bu yönde 4 tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. Örgümün yönünü çeviriyorum. Tığımın başını dolayarak 2 zincir çekmiş olduğum yere 2 tane trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. Bakınız 4 zincirimiz dışarıda kalıyor. Yuvanın içerisine 2 trabzan. 2 zincir çekiyorum. Tekrar 2 tane trabzanımı örüyorum. Şu şekilde 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımı ördüm. Evet trabzanlarımı tamamladıktan sonra ortadaki duran tek trabzanımızı tığımın başını doluyorum. Yandan girerek kabartılı bir biçimde örüyorum. Bakınız burada dikkat etmemiz gereken nokta yakamız üste geleceği zaman bakınız üste gelen yeri bu yönde olacak. Ve modelimizin düz yönü de burası. Kabartılı bölümün durduğu zaman şöyle büktüğümüz zaman bu bölüm üzerinde aynı durması lazım. Yanlışlıkla arka tarafa kabartılı olmasın. Evet şimdi devam ediyorum. Tığımın başında doluyorum Tekrar iki trabzanımı örüyorum. 1 ve 2. 2 zincir çekiyorum. Yuvanın içerisine 1 ve 2. Tek trabzanımın olduğu yere geliyorum. Yandan girişimi yapıyorum ve kabartılı biçimde örüyorum. Tekrar 2 tane trabzan, 1, 2 zincirlerimi çekiyorum. Tekrar iki trabzanımı örüyorum. Tek olan trabzanımı yandan girişimi yaparak örüyorum ve sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Uç noktaya kadar örerek geldim. En son noktadayım. Bakınız, iki trabzanımı ördükten sonra yine bir defa tığımın başını doluyorum. Buradaki dıştaki trabzanımın üzerine bir tane trabzan örüyorum. Batıyorum tepesine. Bakınız, diğer tarafta da geçişimizi 4 zincirle yapmıştık. Burada da 3 tane yani trabzanımızı örüyoruz. ikili trabzanımızı. 1, 2, 3, 4 zincirimizi çekelim. Tekrar örgümüzün yönünü çevirerek kenardan örmeye başlayalım. Tığımın başını doluyorum. Araya giriyorum. Birer birer trabzanımızı artırıyoruz. Şimdi 3 trabzan örüyorum. 1, 2 ve 3. 3 trabzanımı ördüm. 2 zincir ilave ediyorum. 1, 2, 3. Şimdi yandan aldığımız kabartılı olan bölümümüzü örgümüzün yönünü çevirdiğimiz için bu kez ardından alıyoruz. Tığımızın başını dolayalım. Bakın ardından giriyorum. Şöyle ön kısma kabartılı durması için ardından giriyorum ve trabzanımı bu şekilde örüyorum. Ve kabartıda herhangi bir değişiklik olmadan bu kısımda düşüyor. Bakın bu kısım aynen devam ediyor. Ve örmeye devam edelim. 3 tane trabzan 1 2 3 2 tane zincir arasında tekrar 1 2 ve 3 tekrar tığımın başını doluyorum tek trabzanımı ardından girerek örüyorum bir sırada ardından alıyoruz bir sırada yandan alıyoruz bakınız önemli olan bu kısımda hep kabartılı bir şekilde düşmesini sağlamak Evet tekrar 3 trabzan olarak örelim buradaki kabartmayı da arkadan alalım ve sıramızın sonuna kadar ilerleyelim sıramızın başına geldim yine bir defa tığımın başını doluyorum kenardaki zincir çekerek döndüğümüz yerin üzerine gelip batıp bir tane trabzanımı örüyorum 1 2 3 dört tane zincirimizi çekerek dönüşümüzü yapıp yeni sıramızı başlatalım yeni sıramızda da işlemimizin aynısını tekrar ediyoruz bakınız kabartılıya bu kez yandan giriyoruz burada ise 4 trabzan 2 zincir 1 trabzan arttıralım ve işlemlerimizi 5 trabzan olana kadar tekrarlayalım şimdi zincirimi çektikten sonra 1 2 3 ve 4 4 tane trabzanım ördüm 2 zincirimi çekiyorum her sırada 1 trabzanımızı artalım 2 3 ve 4 Tığımın başını doluyorum. Bu kez yandan girerek kabartımı örüyorum. Ve sıramın sonuna kadar işlemlerimizi aynı tekrar edelim ve üzerine bir sıra daha 5 trabzan, 2 zincir, 5 trabzan örelim. Sonrasında görüşelim. Yakamızı 5 sıra ördük. Bakınız 1, 2, 3, 4 ilk başladığımız sırayla 5 kabartılı bölümümüz ön yüzümüze geldi. En son 5 trabzanla tamamladım. İpiniz ince ise bir sıra daha dolaşabilirsiniz. Ve bir tane de bağcığımı yaptım. Diğer bağcı sizlerle birlikte şimdi örelim. 3 tane de düğmemi hemen yerleştirdim ve yeleğim hemen hemen kullanılmaya hazır hale geldi. Kolumuzun bir tanesini çalıştım. Diğerini şimdi sizlerle çalışacağız ama öncesinde bağcığımızı örelim. Bağcığımızı örmek için önce çiçeğimizi yapalım. 5 tane zincirimizi çekelim. 1 2 3 4 5 5 zincirimi çektim ilk zincirimin olduğu yere gelerek giriyorum ve kapatıyorum burada küçük bir yuva yapıyorum bir, bir zincir çekmeye başlayalım hemen tığımı tekrar takıyorum 2 3 4 5 5 tane zincir çektim tığımın başını iki defa doluyorum yuvaya giriyorum ikişer defa da alıyorum 1 2 ve kapatıyorum tekrar iki defa doluyorum 1 2 3 2 tane trabzanımı ördükten sonra 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum başlangıçta 5 çekmiştim bundan sonraki zincirlerimizin tamamı 4 olacak yuvanın içerisine giriyorum ve kapatıyorum tekrar 4 zincirle çıkışımı yapıyorum 2 defa tığımın başını doluyorum ikişer ikişer alıyorum tekrar 2 2 ördüm 2 trabzanım olduktan sonra 1-2-3-4 zincirimi çekiyorum. Ve yuvaya batıyorum. Tekrar 4-2 zincirimi çekiyorum. 2 trabzanımı ördüm. 1-2-3-4 4 tane çiçeğimizi bu şekilde hazırlıyoruz. 4. 1-2-3-4 2 defa başını dolayalım. aynı yuvanın içerisindeyim. 4 zincirimi çekiyorum. Ve dördüncü çiçeğimi yaprağında bu şekilde ördüm. Şöyle sıkıştırıyorum ve bir tane zincirle yine sıkıştırıyorum. Arkadan ipimi çektim ve aradaki boşluğu kapadım bakınız. Şimdi elimle şöyle düzeltmemi yapıyorum. Kelebek gibi de görülmekte bakınız. Şimdi buradaki Sıkıştırma işlemimizden sonra önce altı sıkıştıralım, bu aradaki boşluğu kapatalım. Şuradaki bir zincirle sıkıştırdıktan sonra şu kısımdaki zincirimizi örelim. İstediğiniz uzunlukta örebilirsiniz. Çok fazla uzun olmasın, çok da kısa kalmasın. Şöyle tahmini örüyorum, göz kararı. Tamamen zevke göre değişecektir uzunluk ölçüsü. Evet şu kadar ördüm. Ölçüsüne baktığım zaman 16 santim. Evet şimdi yeterli oldu. Birkaç tane daha ekleyeyim. 17 santim oldu. Şimdi diğer tarafın bakınız bu tarafı şöyle bağlamıştım. Diğer tarafın ilk V'sinin olduğu yere geliyorum. İlk V'nin olduğu yere şöyle tutuyorum. Bakınız üstten. Şuradan giriyorum. Ve buraya bağlıyorum başın dolamadan sık iğne ile ikinci kez örüyorum ve üçüncü kez örüyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipim buradan kesiyorum. Kesmiş olduğum ipimi hemen çeviriyorum. Şuradaki çiçeğimizin yani yakamızın trabzanlarının altına gizliyorum. Şöyle bakalım. Bakınız şu şekilde gizleme işlemini de yaptım. Bağcıklarımı da ördüm. Evet kolumuzu örmeye başlayalım. Bakınız burada e Trabzan sayılarımızı 1, 2, 3, 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan şekliyle örüyoruz. Batıyoruz. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Diğer kolumuzu da aynı şekilde örelim. Kol altımızdan başlayalım. Tam ortalıyorum. Bir tane düğüm attım. Bakınız. Tam ortalı şekilde başlıyorum. Düz yönde ilerliyorum. Bir tane zincirimi çektim. Hemen şuradaki yanda duran modelimi e, koydum. Ilk trabzanıma giriyorum başlıyorum 1 2 3 tane trabzanımı ördüm. araya 2 zincirimi çekiyorum. aynı yere 3 tane trabzan 1 2, 3. Evet şimdi aradaki boşluğumuz var bakınız. bunu 1 diye sayıyorum. 2, üçüncüye batıyorum. Sadece battım sık iğne ile tığımın başında doluyorum 1, 2, 3. gelip batıyorum. 3 trabzanımı yan yana örüyorum. Aynı yuvanın içerisine bakınız. 2 ve 3. 2 zincirimi çekiyorum. Aynı yuvaya 3 trabzan daha örüyorum. Sayıyorum. 1, 2, 3. Sadece sık iğne ile batıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3. batıyorum. 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan örüyorum. 3 trabzanımı ördüm. 2 zincirimi çektikten sonra yine 3 trabzanımı yerleştiriyorum. Başlangıç yerimize kadar bu şekilde örerek ilerleyelim. Başlangıç yerimize kadar geldim ve tamamladım. Başlangıç yerime hemen bir tane giriyorum şu şekilde. ipimi geçiriyorum. Bir zincirimi çektikten sonra kolumuzu da bitirmiş oluyoruz. Şöyle görelim kolumuzun bitmiş halini bakınız. Şu şekilde gayet güzel bir çalışma oldu Evet şimdi ipimizi içeriye gizleyelim şu şekilde bilmeyen arkadaşlarım için bakınız şöyle dolguların olduğu yerden alırlarsa çok daha rahat geçişlerini sağlayacaklardır Evet ipimizi gizledikten sonra kesip temizleyelim kalan başka ipimiz var Evet, sevgili arkadaşlar, yeleğimizin yakasını ve bağcıklarını son olarak ördükten sonra kullanılmaya hazır hale geldi çalışmamız. Şöyle çalışmamızı genel itibariyle görecek olursak bakınız gayet güzel ve şık bir model oldu. Umarım sizler de çalışmamızı beğenmişsinizdir. Umarım faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek mutlu kalın, hoşça kalın, sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.